Birçok pozisyona başvuracak şekilde eğitimi aldım. Yeterliyim. Çok basit bir seviyeydi. Kurs bana bu konuda yeni bir çığır açtı, yeni bir ufuk açtı. Tüm sınıf arkadaşlarım ne kadar zorlansalar da ilk başta şu anda çok çok iyi durumdalar. Bizim aldığımız siber güvenlik eğitiminin içeriğine baktıkları zaman ooo falan. Kurslar önce işsizdim, şu an hayırlısıyla bir iş sahibim. Başladıktan sonra şunu fark ettim. Kursta bize öğretilen şeyler piyasanın çok üzerinde. Çok daha farklı yani. Hocalarına sorabiliyorsun birebir, böyle bir iletişimin olabilmesi çok güzel bir şey. Kurstan sonra nereden başlayacağımı ve kendimi nasıl geliştireceğimi öğrendim. Ben daha staja başlamadan iş buldum. Gerçekten çok mutluyum ve bu kadar iyi bir teklif beklemiyordum. Ben yaklaşık 3,5 yıldır Almanya'da yaşıyorum. Ötek stabiliyle nasıl tanıştım? Bir arkadaş vesilesiyle tanıştım tabii ki. Normalde IT alanına ilgi duyduktan sonra, bu alanda çalışmaya karar verdikten sonra çevremde IT alanında kurs alan arkadaşları araştırdım. Bu sayede işte birkaç kişiye ulaştım. Ulaştığım arkadaş da zaten hali hazırda Ötek stabiliyle kurs alan bir arkadaştı. Firma yetkilileriyle görüştükten sonra kursun benim için faydalı olduğunu ve faydalı olacağını, açıkçası eğitim kalitesinde iyi olduğunu düşündüm. O yüzden Eurotex tabii Patabilog için tercih ettim diyebilirim yani. Tam aslında sıfırdan denmez ama o bir bilgim de yoktu. Çünkü bu alana ilgim vardı ama ilgim yoktu. Ben de babamla biraz HTML çalışmaya çalıştım ama onu da çok devam ettiremedim. Programlı ve sistemli bir kurs almanın gerekli olduğunu düşündüğüm için böyle bir kurs araştırdım. Yani çok fazla bilgim olduğunu söyleyemem açıkçası. Yani sıfırdan başladım diyebilirim. Fazlasıyla elde ettim. Çünkü gerek eğitim kadrosu olsun, gerek müfredat programı olsun. Çok faydalıydı benim için ve kendi başımıza çalıştığımız zaman da istediğimiz zaman hocalara soru sorabiliyorduk. Çok kısa sürede cevap alabiliyorduk yani. Bu da çok önemli ve faydalı. Yani anında ara vermeden o anki problem üzerine çalışmak, sorun üzerine çalışmak daha faydalı oluyor ve akılda kalıcı oluyor. Yani bunlar da çok güzel imkanlardı. Fazlasıyla elde ettiğimi düşünüyorum yani. Kursun başından sonuna kadar bir süre, ortalama bir sene yani ya da 9 ay bir sene gibi bir süre geçiyor. İster istemez bazı zamanlar motivasyonun düştüğü, zirve yaptığı zamanlar da oluyor. Ama çoğunlukla ya düştüğü zamanlarda evet seni tekrardan motivasyonunu yükselten şeyler. Ya bunun bir süreç olduğunu düşünüyordum ve üzerine düştükçe bazı şeylerin hani devamının geleceğini ve kursun bittikten sonra artık kıranın iş bulma evresine geldiğini düşündüğüm için hani tamamen sıra olarak düşündüm. Kurstan önce tabii çoğu insan gibi günümüzdeki çoğu internet kullanan insan gibi az çok bir IT bilgim vardı. Ama hani kurstan sonrasında da bu işi mesleğim olarak yapmak beni daha da bir motivasyonumu arttırdı. Ama öyle tarif edebilirim. Kurstan sonrası için daha özgüvenli ve özellikle siber güvenlik alanında daha farkındalık sahibi olduğumu düşünüyorum. Yani bu şekilde. Özellikle laboratuvar ortamında kullandığımız programlar, somut olarak kullandığımız, gördüğümüz programlar fazlasıyla faydalıydı benim için. Somut olarak yapılan işlerin sonucunu orada görmek çok daha iticiydi ve akılda kalıcıydı bu şekilde. Mentörlük derslerinin özellikle kendi başımıza çalışırken yapamadığınız bir şey olduğunda önce takım arkadaşlarımıza sorabiliyorduk. 5-6 kişilik takımlar oluyordu. Bunun da çok faydası olduğunu düşünüyorum. Bundan sonrasında herhangi bir şekilde bir cevap bulamazsak ya da herhangi bir kimseye ulaşamazsak anında mentor hocalarımıza ulaşabiliyorduk. Bu şekilde de yapamadığımız yerde gerekirse ekran paylaşımı yapıp bu şekilde bizi yönlendiriyordu. Bu şekilde anlık çözüm imkanı vardı. Yani gerçekten bu çok etkili bir eğitim yoluydu. Özellikle hafta sonları yaptığımız mülakat hazırlık mentor dersleri de çok faydalıydı. Gerek CV hazırlanmak konusunda gerekse mülakata dikkat edilmesi gereken konular hususunda çok faydalı ve etkili şeyler öğrendik. Normalde ben hani kimse olmasaydı yani bu şekilde böyle bir eğitim almasaydım ya da böyle mentorluk desteği almasaydım hani CV'm çok farklı olurdu. Ondan sonra ne bileyim hani bu şekilde etkili olmazdı yani. Ya da diğer mülakat tecrübesini kazanmam biraz daha zaman alabilirdi yani. O yüzden bunların da biraz faydalı olduğunu düşünüyorum. Yani normalde evet 3 aylık staj, normalde CV'ye 3 ay staj yazınca işverenlerin ya da mülakat mülakatı yapacak kişilerin gerçekten dikkatini çekiyor. Ben mülakata girdiğim zaman gerçekten bütün firmalar bana stajda ne
yaptığını sordu. Ve stajda yaptığım işler de mesela söyledikten sonra bunların işe alım sürecinde ya da bazı şeyleri hızlandırdığını ya da etkili olduğunu düşünüyorum. Özellikle yani stajın da faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü eğitimde kurs süresinde gördüğünüz derslerin somut olarak sonuçlarını görme ya da projelerini hazırlama imkanı bulduk. Bunları CV'ye yazdıktan sonra da zaten gerçekten yani mülakat sadece staj üzerinden de gidebiliyordu yani. O yüzden faydalıydı ve güzeldi yani benim için açıkçası. Özellikle White Ring sertifikası gerçekten iş başvurusu yaptıktan sonra mülakata çağrılma oranını arttırıyor. Ben onu fark ettim. O yüzden Almanya içinde çoğu firmada kendi içinde geçerli olan bir sertifika talep ediyor. Sertifika istiyor başvuran kişilerden. Bu yüzden de tabii ki etkiliydi. Mülakata çağrılma hususunda diğer sertifikalarda ve White Ring sertifikası da fazlasıyla etkiliydi. Her ne kadar farklı tool'lar da farklı programlar da kullanılsa kursta çoğu birden fazla tool kullandığımız için az çok aşina olabiliyoruz. Yani bu yüzden yeni bir programın arayüzünü öğrenmek ya da yeni bir program mantığını çözmek çok zor olmuyor iş hayatına başladıktan sonra da. Bu yüzden kurstaki kullandığımız programların aslında böyle bir faydası da var. O tarz bir faydası da oldu diyebilirim yani. İş başvurusuna başladıktan ben 2 ay gibi bir süre sonra son başvurduğum firmadan olumlu yanıt aldım. Ama tabii o zamana kadar yaklaşık 60 başvuru yapmıştım. 7 tane 8 tane de mülakata girmiştim. Yani 2 ay gibi bir süre sürdü. Ama işim sadece o zaman iş başvurusu yapmaktı. Yani başka bir şeye odaklanmadım. 3-4 yıldır zaten aslında IT alanında çalışmak vardı. Hatta yaklaşık kurs başlamadan 3-4 ay önce de bir webinara katılmıştım. Orada da yine böyle daha önce o kursa katılıp iş bulmuş bir arkadaş bizim sorularımızı cevaplamıştı. Ve o zaman gerçekten o bana çok uzak geliyordu aslında. Yani çok uzak değil de yani biraz zorlu bir süreç gibi geliyordu. Ondan sonrasında bu bir tabii yol. Eğitim süresine başladıktan sonra yol en sonunda insanı firmanın kapısından içeri sokuyor. Ayrıca hani iş bulduktan sonra bile zaten öğrenme süreci bitmiyor. Hani bu süreç ömür boyu devam edecek. Hiçbir zaman 10 sene sonra, 5 sene sonra da kendim için ya ben oldum diyemem yani. Ömür boyu devam edecek olan bir süreç. Önemli olan en başta başlayabilmek bence yani. En sonunda firmanın kapısından içeri sokuyor diyebilirim yani. Şekilde. Bu alanda Almanya'da geçerli bir sertifika veriyor ve ayrıca diğer sertifikalara da ulaşma imkanı veriyor. Kendi başına zaten bu iş olmaz. Hani kursla gerçekten daha faydalı olur diye düşünüyorum. Bana ulaşan çevredeki arkadaşlara da kesinlikle tavsiye ediyorum yani alınmalı. Bunlar olmadan olmaz diyemem. Ama olursa bazı şeylerin süresini daha da kısaltır. Bazı anlamlarda diğer potansiyel rakiplerden biraz daha ön plana geçirir, getirir. Yani çünkü normalde çoğu firmalar artık kendi personellerine bu tarz sertifikaları aldırıyor ve bazılarını artık zorunlu kılıyor en başta artık. Normalde şu an hali hazırda bazı firmalar hem kendi personellerini de bu sertifika sınavlarına sokuyor ama yeni başlangıçta da CV'lerini sunarken bu sertifikalar da mülakata çağrılma konusunda çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Ama dediğim gibi bunlar olmadan kesinlikle olmaz diye bir şey söyleyemem. Olursa daha iyi olur diyebilirim yani. Kursa başlayıp başlama konusunda ya da IT alanda kurs araştırma sürecinde olan arkadaşlar için söylemek istiyorum. Çok aslında bu işi bazı süreçler bittikten sonra yurt dışında personeller için özellikle dil sürecini atlattıktan sonra yani çok beklemeden bence bu yola girmek lazım diye düşünüyorum. Yani bu alanda ilgisi olan arkadaşlar için tabii ki. Kursu bitirip de iş aramaya ara veren arkadaşlar da olabiliyor. Eğer çok özel bir durumları yoksa bence motivasyonu kesinlikle düşürmeyip yine yüksek motivasyonla iş arama sürecine devam etmeleri lazım. Çünkü bildiğim kadarıyla hani bu işin herkesin farklı olabiliyor. Bu işler biraz nasip işi. Kimisi 100 tane başvuru yapar. Ya kimisi de ne bileyim 20. başvurusunda kabul alabilir. Yani o yüzden kesinlikle motivasyonu düşürmeden son süreç, son hız ilerlemek gerektiğini düşünüyorum.